Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. %10'dan %7'ye indirilen seçim barajının uygulanması, görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi pek çok ilke sahne olacak seçim için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvim süreci işliyor. Takvime göre 28. dönem milletvekili genel seçimlerine katılacak ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri 8 Nisan'da çekileceği kura ile belli olacak. İttifak yapan partiler oy pusulasında ittifak ünvanları altında yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanların adlarıyla partiler için ayrılan her sütunun altında milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek. Seçim yasasında gerçekleştirilen son değişiklikle %10 olan ülke seçim barajı bu seçimde %7 olarak uygulanacak. İttifak yaparak seçime girecek partilerin oy hesabı da değişti. Yeni yasaya göre ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı her seçim bölgesinde elde ettiği geçerli oy sayısı esas alınarak yani DOMT sistemine göre oransal belirlenecek. Siyasi parti genel merkezleri seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini 9 Nisan günü en geç saat 17'ye kadar YSK'ya teslim edecek. Bağımsız milletvekili adayları da aynı gün saat 17'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapacak.